Günaydın, hayırlı sabahlar canlarım. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz... Nerede bu saat? 11. Saat 11 oldu. Biz aslında bugün 9.30-10'a doğru kalktık. Ama henüz kahvaltımızı yapmadık. Önce bir ortalığımızı toparladık. İşte çayımı mayımı demledim. Nilay'ın altıydı üstüydü derken Nilay da uyumuş. Ablacığı böyle ayağını da sallamış uyumuş yavrum. Şimdi Aylin Nilay'ı öyle ayağında sallayıp uyutmuşken ben de yavaş yavaş kahvaltımı hazırlayacağım. Şurada çamaşır yığıntım var. Bunları akşamdan makineye, dün çamaşırları makineye attım renklileri. Ondan sonra ondan çıkardım. Kurutmaya attım. Ama çalıştırmayı unutmuşum ben yine. Her zamanki gibi. Ama şundan oldu çalıştırmayı unutmamda. Aslında çalıştırdım diye de biliyorum ama nasıl... Ben de anlayamadım bu işte nasıl bir şey var. Dün Ali vantilatörleri takıyordu ya, onların işte bağlantılarını falan yaparken şeyi, şarteli falan indiriyordu, kaldırıyordu. Sürekli elektriği ki arada bir kesmesi gerekiyordu. O iş bitsin de dedim, ondan sonra çalıştırayım dedim. Makine ikide bir kapanıp açılma olmasın diye. Sonra ben unutmuşum. Akşam saat kaç? 11 civarı yatacağız artık. Dedim yatsı namazını kılayım. Benim yatsı namazları hep gece kalıyor. Namazı kılarken aklıma geldi. Selamı verdim. Çocuklara diyorum ki babanıza söyleyin, kurutmada çamaşır var, onları çıkarsın. Yani zannediyorum ki ben çamaşır kurutmada kurudu, içinde kaldı, kırıştı zannediyorum. Ali de gitmiş, açmış, bakmış ki kuru çamaşır, çamaşırlar ıslak, daha kuruma muruma yok. Bakmış programa bakmış, ben makineyi hiç çalıştırmamışım. Oradan bana ses veriyor, ananıza söyleyin önce makineyi çalıştırmayı öğrensin. Neyse, artık namazı bitince kalktım. Baktım makineye, hakikaten çalıştırmamışım. Neyse çalıştırdım ama tabii o saatten sonra artık yatacaktık. Bunlar da kurumuş. Artık Ali sabah mı bunları çıkarıp buraya böyle serdi? Gece mi kalktığında serdi? Orasını hiç bilmiyorum. Sabah onu ben işe giderken sadece şöyle bir gözümü açtım, güle güle dedim. Ondan sonra kalktım, salona geldim. Baktım çamaşırlar var. İşte bunları falan atmıştım dün makineye. Tabii ki kuruması için şey yapıyoruz. Böyle hemen katlayamıyorsan, ki ben her zaman öyleyim. Anneciğim kısar mısın sesini? Hem Nilay da uyuyor bebeğim. Ben makineden çıkar çıkmaz çamaşır katlayamıyorum maalesef. Gün içerisinde yoğunluğum çok oluyor benim. Hemen katlayamayacağım için de böyle şeye serpiştiriyoruz böyle. Çekyata serpiştirmiyorum. Genelde ben yatak odasına, Aylin'in yatağının üzerine serpiştiriyorum ama tabi sabah Aylin yatıyor olduğu için Ali buraya şey yapmış, serpiştirmiş. Neyse bunları şimdi ben bir toplayacağım. Şöyle balkonuma bir bakacağım. Çünkü dün akşam bir yağmur yağdı. İstediğim yağmur yağdı yani, çok şükür Allah'ıma. O yüzden Ali buraları hep böyle toplamış. Yağmur çok aşırı yağmış. Çılgınlığı yağınca buralar ıslanıyormuş. Ali de buraları böyle toplamış. Ben de şimdi geri burayı bir süpürüp sileceğim. Kilimini sereceğim. Masayı atacağım ortaya. Çocuklarla yine kahvaltımızı balkonda yapacağız. Bugün biliyorsunuz 1 Mayıs işçi bayramı ve bugün tatil. Ali çalışıyor. Onlar fabrika işçisi olduğu için onlara tatil matil pek fazla olmuyor. Çocuklar evdeler bugün. Onlarla cümbür cemaat güzel bir kahvaltı yapacağız. O yüzden önce şurayı bir düzenleyelim. Şuradan öte şöyle bir süpüreyim. Günaydın Gökhan. Günaydın canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi çok şükür iyiyim. Babam bile gidiyor. İyi eder. Şöyle bir babamı hastaneden çıkarttılar. Hayırlı yaptılar. Geçmiş olsun. Ona gidin bakın gelin dedim. İyi edersin. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Amin. Çok temiz bir kişi var burada ya.
Çok o kadar yağmur hızlı yağmış ki. Ortalık berbat olmuş ya. Normal böyle yağmur sağanak bir şekilde yağdığı zaman balkonum ki ıslanmıyor. Ama çok yağarsa çılgınlı yağdı mı ıslanmıyor. Şimdi komşu geçiyordu da onunla konuştuk azıcık. Babası rahatsızmış. Onu yoklamaya gidiyorum dedi. Kela okunuyor. Önce Allah'ım çocuklar da su silahı yaptım. Su silahıyla oynuyoruz. Bu tarafı batırmış yağmur. Bu taraflar temiz, bir şey yok bu tarafta. Alper! Şu çaydanlığın altını kapatsana annem, ben unuttum onu ha. Ne oldu? Çaydanlığın altını kapatsana. Kaynıyordu, unuttum, birazcık kaynasın da sonra kapatayım dedim. Ekmek almamıza gerek yok. Var ekmek, var. Şu bizim şeyin alternatif var.
ya şu gördüğünüz atermetin şu kenarlarına oluk yapılması gerekiyor. Boru geçmesi gerekiyor oradan. Camur çok yağdı ama onun üstündeki birikenler buraya çiçek satılarının üzerine dökülüyor. Tabii toprağıyla beraber yerlere. Ali ona usta getirecek şimdi. Dün akşam konuştuk öyle. Usta getirecek orayı yaptırırsa o zaman balkonun böyle her yağmurda kirlenmez. Halısını, kilimini geri sererim. Güzel bir kahvaltı yapalım çocuklarla yine. Şu salon halısının artan parçasını kesti buraya serdim ya kesilen yere. Bu da iyi oldu. Ay yağmur atıştırıyor. Şu parçayı, şu salon halısının parçası biliyorsunuz. Buradan böyle şuraya kadar. Bunu serdiğim buraya iyi oldu. Birkaç takipçim yazmış salon halısından artan parça iyi olmuş balkona diye. Neyse böyle biraz toparladım bakayım. İşte şuraya bir oluk falan boru yapılırsa oradan su çok akmaz. Şu saksılar dışarıya vermiştim ya ben. Onlar üzerine hep akmış yağmur suyu. Akşam Ali topladı buraları. Neyse hadi mutfağa geçeyim ben. Kahvaltımı hazırlayayım. Bu çamaşırlar dursun orada. Onları katlarım kahvaltıdan sonra. Hiç şey yapmayayım, uğraşmayayım. Ay çok acıktım bu. Çünkü saat 9:30-10'a geliyordu biz kalktığımızda, uyandığımızda. Çocuklar falan hep kalktılar. Bugün böyle hiç şey yatmadılar yani. Öyle yatalım edelim de demediler. Kalktılar öyle erkenden. Akşam da yani erken yatırmıştım öyle geç saatlere kadar oturtmuyorum. Bir düzenimiz var yani belli bir düzenimiz var. O düzeni bozmuyoruz. Bazen hafta sonu olunca ister istemez o düzen bazen bozuluyor. Ama bozmuyoruz. Bozmamaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz var. Şu suyum da olsun. Dediğim gibi erken kalktık ya saat 11 geçiyor şu anda. 9-10'a doğru kalktık. Yani 1,5 saat olmuş. Artık kahvaltı yapalım. Bu kadar uzun saat ben sevmiyorum böyle. Kalktım mı yatakları toplayayım hemen. Önce çayımı koyarım ocağa. Çay kaynayana kadar suyu falan kaynayana kadar hemen kahvaltılıklarımı hazır. Yatakları toplarım ondan sonra kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Böyle 2 saat ben beklemeyi hiç sevmiyorum. Tabii bugün biraz Nilay'la falan uğraştım. Onunla ilgilendim ettim. Ondan biraz bir işte balkonu süpürsün bilmem ne. Vakit biraz geçti. Şimdi hemen hazırlayayım kahvaltımı.
başım ağrıyor çünkü ben böyle sabah kalkıp 2 saat kahvaltı hazırlamayla uğraşmayı sevmiyorum hiçbir zaman. Tamam, bir şeyler yaparsın tabii ki, yapıyoruz. Bazen yapıyoruz, bazen dolapta olanlarla yapıyoruz. Bazen de yapıyoruz çocuklara farklı bir şeyler olsun diye, ama ben böyle 1 saat yani bana göre değil yani. Peraytu. Burada da çay bardağı koyayım. Ay Allah'ım. Bardağı fazla mı koydum? Kafam durdu desem nasıl olur? Geri uykum gelmeye başladı. Ay 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 ay. Evet canlarım. Kahvaltıyı yapıp böyle bir keyif çayı içmeden aklım başıma gelmiyor. Kendime gelemiyorum. Kahvaltımı yapacağım. Kendime geleceğim. Canlar. Şimdi sucuk da doğrayalım. Ondan sonra yumurtamız nerede? Aa, yumurta kalmamış. Şeyden şeyi çıkarmam lazım. Ay. Şuradan şuradan yumurta çıkaralım. Bugün domates kırarsak böyle. Salatalığımız yok. Kalmadı da. Bir. Domatesi benden başka yiyen yok. Ali evde olursa Ali ile ben yiyoruz. Başka yiyen yok. Oy 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 yedi beni. Dün Ali bir marketten peynir aldı. Peynire bakar mısınız? Şey gibi, tereyağı gibi böyle çatal bıçakla alıp şeye sürüyorsun. Dilim dilim dilimlemiş ama yayılmış peynir. Tadı güzel. Çok fazla yağlı bana öyle geldi. Tadı güzel ama. Siyah zeytinimiz de kalmamış da artık siyah zeytini buradaki bir bakkaldan almış hali. Çok hoşuma gitti. Vallahi bazen marketten şarküteriden alıyorsun. Böyle güzel zeytin çıkmıyor. Benim hoşuma gitti bu tadı, lezzeti falan. Güzel yani. Şeyler var değil mi? Makine neyde çalıştırmış mıydı? Evet. Küçük doğrayalım. Öbür şey nerede? Tava. Bunu koydum. Kız anam bir de tava bulamadım. Vallahi ya sinir oluyorum. Niye gitti bu tava? Burada. Şu boy tavalar almam lazım. Şu boy ve bundan bir tık büyük. O geçen almıştık hatırlıyorsunuz siyah. Onun ortası kağıt gibi soyuluyor. Kağıt gibi soyuluyor onun ortası. Hiç hoşuma gitmedi yani. Yemek ne yapacağız canlar? Bugün ben hamur işi yapasım var bakalım. Çocuklara. Yarın okula beslenmeye de götürürler. Öyle düşünüyorum. Bakalım puf börek yapasım var bugün akşama. Hepsi seviyor puf böreği. Beslenmelerine de koyarım. İyi olur. Tamam doğrusu. Yakup falan da seviyor sucuğu. Annemler köydeler biliyorsunuz. Çok soran var annemi. Nazmiye teyze nerede? Hiç görünmüyor. Sohbetinizi özledik. Nazmiye teyzeyle balkon sohbetlerinizi özledik yazmış birçok takipçim. Annem köyde canlar. İşte
Geçen de bahsetmiştim. Köydeki evin tamiratı devam ediyor şu an. Kardeşim buradayken onun tamiratını biraz yapalım dediler. Sağını solunu. Aa, ben şeyi unuttum. Bunu unuttum bak. İlk önce bunu yapmam lazım. Ondan sonra şunu da doğrayayım da. Öyle yapayım. Biliyorsunuz kardeşim geri tekrar gidecek Ukrayna'ya. O da hani ben buradayken şey yapayım diyor. Köydeki evin işte biraz masraf tamiratlarını falan yapayım diyor. Oradalar, daha ne zaman gelirler bilmiyorum valla. Dün konuşmadık. Evvelsi gün konuştuk. Birkaç gün daha buradayız dedi annem. Nilay uyanmış galiba. Sesi geliyor. Öyle vallahi canlar ya. O gün annemle konuşuyoruz. O günü burası da serindi hava. Biz balkonda oturuyorduk. Böyle püfür püfür esiyordu. Akşam yani çay içiyorduk balkonda. Annemi aradım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Annem dedi ki, kızım dedi, şu an burası böyle bir soğuk ki dedi. Bütün kapıyı pencereyi kapattık dedi. Oh dedim, ne güzel. Gerçi kışın hava soğuk olduğu zaman ay soğuk, üşüdük, donduk diyoruz. Havalar biraz ısınmaya başladı mı serinlik istiyoruz. Annem de öyle diyor, övüyor yani. Burası diyor bir soğuk, oh diyor, ne güzel diyor, kapıyı pencereyi kapattık diyor. Valla dedim, şu an bizim burada böyle biraz dedim serin hava. Şimdi dedim balkonda oturuyoruz, çay içiyoruz. Yani püfür püfür esiyor balkon dedim. Ay. Allah. Belim ağrıyor. Belimde yani bayağı farklı bir ağrı var bugün. Anlayamadım. Eğilemiyorum. Yani. Eğilirken falan bayağı bir ağrıyor. Koyduğum bir kabım vardı benim. O nereye gitmiş? Ha, onun için şey koydum. Bak şuna koyayım. Yeni dünya koyayım. Şunun içine koyayım. Bunu koydum. Bunu, yumuş Allah'ım, ben var ya. Bunun içinde varmış yumurta. Bak hiç görmüyorum ama ya. Arkada kalmış. Önüne başka bir şeyler koymuşuz. Bunun içinde varmış yumurta. Yine geldi. Bundan buna atlar. Ondan buna atlar. Çocuklar! Hadi bakalım. Kalkın, kahvaltıyı götürelim şeye. Balkona. Ekmektir, sudur, her şeyi götürün. Hadi kuzum. Hadi Alper, Aytu, Aylin, Yakup, Nilay. Nilay'ı da çağıralım. O da gelsin, yardım etsin. Ay, onun yürüdüğü günleri görür müyüz acaba? Yürümeye başladı mı o da gelir. Tıpış 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 düştü de şuradan şu kapıdan içeri gelir. Tıp 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 gelir. Anne, anne ver bana götüreyim de. O yaşlarda çok şey oluyorlar ya. Böyle bir şeyler yapmaya çok meraklı oluyorlar. Mesela ben çocukların hepsinden biliyorum. Sofra falan sererken
O da böyle küçükken mesela bir yaşlarındayken diğer çocukların mesela. Onlar da böyle hemen şey yaparlardı. Ben de götüreceğim bana da ben de götüreceğim. Öylelerdi yani. Nina'yı daha çok çek. Nina'yı daha çok göster diyenler var. Hadi çocuklar. Götürüyorsun, tamam? Balkona mı yes. Nereden geldi sabah sabah bu şarkı? Bunu götürüyorum. Hemen götür ama orada da durun. Kedim eli gelmesin. Ve şey tepsisinden çıkar. Düz şeye. Masanın üzerine düz anneciğim onları. Aysu Bey'iniz yumurtasını baharatlı istiyormuş. Özel istek üzerine baharatlı yumurta yapıyoruz ona. İyice çırpayım. Akıl beyazlı birbirine karışsın. Hiç sevmiyor. Ağzına beyaz gelmeyecek. Bu tamamdır. Şöyle kenarda. Sonra çayımın altını yapayım. Tekrardan bir fokundasın. Şimdi dışarıda kahvaltı yapıyoruz ya. Çay çabuk soğuyor. Ben de hayatta çayı, soğuk çayı sevmiyorum. Yaz, kış çay sıcak olacak. Ben bazen mesela şey görürüm. Bir yere gidersin misafirle. Çay işte verirler. Bakarsın veya sana misafir gelir her neyse. Çay verirler. Çayı koyarsın önüne. Anam ben bir bardak olmaz. İçerim. İkinci bardağı geçerim. Onu kapattım zaten annem. Şimdi götürme onu. Burada kalsın da soğumasın. İkinci bardağı geçerim. O daha çayı karıştırmamış. Hadi iç çayını soğutma falan derim. Tamam. Ya el işi yapıyor olur ya başka bir şey yapıyor olur falan. Bunu mu götüreyim şey için? Yok. İnce olanı götür. Ondan sonra... Ben de yani bardak içerim yani ağzım yana yana böyle sıcak sıcak yaz kış öyleyimdir yani. Bir de kendime hayret ederim ben. Ben bu kadar bu çayı böyle seviyorken nasıl oluyor da hamileyken çaydan tiksiniyorum. Her hamileliğimde. Şimdi onu niye attım? Onu da tekrar yumurta kırabilirim. Tekrar çocukların yumurtasını kıracağım ya. O baharatlı ya. Aylin, Aytu, Yafı, Pek Tavla sevmiyorlar o yüzden. Götürdün mü paşa hepsini? Nilay uyandı değil mi? Ve uyudu mu tekrar? Ha, uyumuştu da. Sanki sesini duyduğum gibi oldu. Nilay'ın çeyini de götürsün. Aylin biliyor. Minderini falan Aylin. Aylin. O hala uyuyor. Uyuyor mu? İki büklüm şöyle yatırtır düzelttim. Tabii beşiğine koy o zaman. Uyursa uyur, uyumasa alırız yanımıza. Nasıl
böyle uyuyacağını da sanmıyorum. Beşiğine yatırınca uyanır o. Açar gözünü. Numaracı. Keyif yapıyor tabii. Birinin kucağındayken falan uyuduğu zaman. Çatal. Tamam aşkısı. Şunları atan uyuyor mu peki? Yemeğini alıyor mu? Şu an açtı gözü de. Şöyle ne var burada? O bir şey yok oğlum, o tepsi boş tepsi. Ha. Şeyi götür oğlum. Nilay'ın alt açması var ya. Onu götürüyorsun. Neyse onu ben ya halledeyim dur. Onu ben yapayım. Yumurtayı şey yapayım da. Şey yok mu ya? Beş harfli ne oluyor ya küçük şeyle. He, bal var oğlum, bal yesene, bal daha iyi reçel. Ben ne yapayım? Alalalala. Elime şimdi sıcak yağış olacak. Daha ne yapayım sen? Yok bir şey demiyorum sana şimdi ben. Şunu at, şunu üzerine koyayım. Şimdi bu tavaya etmeyeceğim. İkinci yumurtayı buna kavuracağım da. Masanın üzerinde yer kaplıyor. Çok büyük tava o. Görevim var mı? Bir işim var mı? Senin görevin, ben ne için? Bir saniye. Götür hadi şu şeyi. Küçük tavada mı yapacaksın şeyi? Yumurtayı. Yumurtayı küçük tavada mı yapacaksın? He yeter de yumurtanın yetiyor. Ben gideceğim o zaman. Ha, ne götüreyim? Şey, sucuğu götürebilirsin. Tamam. Şeyin altına koy. Altına mihale koy. Aytu! Gel anneciğim. Al kuzum. Bir mi var? Yok iki. Çayım da kaynıyor. Kapatayım. Kahvaltımızı bir yapalım. Günün devamında görüşürüz. Sana da çay bardağıyla mı vereyim? Merhaba. Gel hadi anne. Ne? Hangisi? Buradaki. Ha yok o su. Annem bu tarafa geç. Ay ya bu tarafa geçer misin dünkü yerine? Geç annem. Ben de çay içiyorum. Çay içiyor musun Yakup? Evet. Var mı yavrum? Çıtosan. Yakup. Yan sonra. Oğlum yapma bak çay var yanında. Şuna koymayı unuttum. Abi nerede? Geliyor. Çağır gelsin o da hadi. Yakup. Karınca. Oğlum Allah'ını seversen şu tarafa oturur musun? Aylin hadi oturur musunuz artık yerinize? Ben oturmayacağım. Ayak be. Ne kadar güzel esiyor. Bir dakika geçeceğim.
Getirmiyor mu? Al getir. Böyle yağını böyle bandıracaksın. Ne yapıyorsun? 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 Burada burada peçete. Yaladım artık elimi. Al. Yerim. Tamam. Hadi yavru, yiyor musun? Var mı? Ne zaman yedin? Akşama. Bir şey tamir götürdüm bugün diyorum. Bugün tatil ya. Götür. Yaptılar mı burayı? Göremedim. Bak, bak. Çabuk yapmışlar. O şimdi hava yağmurlu ya. O lafı birkaç gün sonra kurur. Kızım. Ne oldu? Ay ay, gözlerinden yaşlar dağıtmış, kulağa da düşüyor. Kimse almadı mı seni anne? Düştü. Ay 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 ay. Nilay. Kimse, bak bak surata bak. Kimse almadı mı annem seni? Kimse almadı mı kızım? Almadılar mı sana? Gel. Kendiman olurum. Nilay, seni kimse almadı mı bebeğim kucağına? Yalnız mı bıraktılar seni? Abi, yalnız mı bıraktılar aşkım seni? Ay, kurban olayım. Mis kokulum. Nisan oynayabilir miyim? Oyna. Ay, ben sana o tarafa geçebilirsin. Yok ya, ben unutmuşum. Burası daha. Aytu'yu çağırın buraya. Aytu! Niye, ne yapacaksın? Gel. Tabağını götür annem. Tabağını götür annem. Yakup, o koyduklarımı yesene. Allah'ım. Ben okulda 5x5 küp çözüyorum. Ne yapıyorsun annem sen? Eşyalarını topla. Yere dağıtalım. Yere dağıtalım. Eşyanı Aytu. Bardağın. Sıra geldi çamaşırlarla uğraşmaya. Kahvaltı yaptık. Balkonu biraz düzenledim. Bulaşıkları toplamadım. Pardon. Kahvaltı sonrasını toplayabilmem, hatta 5 dakikalığına bir komşumun yanına da gittim geldim. Aylin'le Yakup'u yanıma aldım. Yani bir şey sormam gerekiyordu, onun için gittim geldim. Biraz çiçeklerimle uğraştım. Yeni kaktüsler ektim, küçük küçük, onlara ekim deyip duruyordum ne zamandan beri. Aşağı yolu süpürdüm. Bizim incir ağacının balkonun önü var ya, merdivenden indim mi böyle komple annemin oraya kadar, oraları bir süpürdüm. Ondan sonra küçük küçük saksılarım vardı, böyle kaktüs saksıları, minik minik, onlara böyle yeni kaktüsler ektim. Ondan sonra canlarım, başka ne yaptım? Nilay'ın karnını doyur, akşama videosunu yükle, onu yap bunu yap. Sizlerden gelen yorumları cevaplandırıyorum bu arada. Şimdi sıra geldi Ali'nin çekmecesini düzenlemeye. Ali'nin yazlık kıyafetlerini çıkarmıştım şöyle. Çıkarmıştım. Tersinden mi şey yaptım? Şöyle canlar, sizi biraz daha ileriye alayım ki. Ali'nin çekmecesi kolay, basit. Onları hemen bir düzenleme yapacağım. Bir sürü katlanacak çamaşırlarım var. Onları katlayacağım. Bu arada Nilay durmuyor. Kucak istiyor. Keşke şöyle geniş geniş dolaplarım olsa da, mesela diğer evdeyken diğer büyük dolabım vardı ya, o dolabın şeyi, içi genişti. İçi 60 santim, bayağı genişti. Ben bizim kıyafetleri mesela yaz mevsimi ise... Ne oldu? Ver onu bana. Sesini tutar mısınız onun? Aytu,
Kıyameti koparıyor içeride. Kız niye bağırıyor kız sen? Niye bağırıyor çay? Orada işte şey yapardım. Diyelim işte yaz mevsimindeyiz. Yazlık kıyafetlerimiz önde olurdu. Kışlık kıyafetlerimiz arkada olurdu. Kıyafetlerin arkasında olurdu. Kışa döndüğümüzde o kadar basitti ki bizim kıyafetlerimizin yazlık kışlık ayırma. Yazlıkları alırdım hemen arkaya atardım. Kışlıkları beriye alırdım. Yazlıkları arkaya alırdım. O yüzden çok kolay olurdu. Bizimki Ali ile benimki çok basit olurdu. Ama çocuklarınki öyle değil maalesef. Onların dolapları ince. Şu arkada gördüğünüz şu dolaplar hala kapağa takılacak onun da. Bekliyor işte öyle. Bazen kalana kar yağıyor. Sen ne yapıyor? Yürü arkamda. Bana su silahıyla su sıkacak. Yürü git. Oğlum her yeri su ettin ya. Allah'ım ya. Git balkondan yoldan gelene geçene su sık. Yapmaz mıydık küçükken? Dünden beri var ya iki gündür su silahını çıkarttılar dışarı. Hava artık yaz serinledi ya şey su ısındı ya havalar. Serinlemek için o su silahının içine suyu dolduruyorlar birbirlerine sıkıyorlar. Ondan sonra yola sıkıyorlar. Oraya buraya sıkıyorlar. Şimdi gelmiş bana su sıkıyor. Minnoş sen yat bakalım böyle. Anne yanında ağlamak yok tamam mı? Tamam mı aşkım? Onu bırak. Bir adım daha atarsa. Şşt, bağırma. Alper. Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Aa, kurban olam. Ne oldu aşkım? Şöyle böyle bir şey yapayım da. Şunu ayrı koyayım. Şöyle. Şunları en altına koyayım. Yakup yavaş. Yakup yavaş. Tövbe estağfurullah. Allah masada yer ya. Bir şey yapmayın aşkım. Bir şey yapın. Yağlıyor. Anneciğim benim gömleğim nerede? Spiderman'li. Çekmeceye koydum. Çekmeceye oraya. Şu alt, alttaki, daha alttaki çok. Bu uzun saçlı gözlüklü oğullar ya. Beni çok sinirlendiriyor bak. Allah Allah. Allah Allah. Ben tanımıyorum öyle birini. Ben göğüslü birisi var. Tamam ya. Çocuk sen de fırlatıyorsun kafana bir şey şimdi. Şimdi alta koyarız şimdi. Yarabbim yarabbim ya. Bir dakika şunu sattı ya. Gerçek. Fön makinesi var mı? Bana fön makinesi var. Ne yapacaksın Alper fön makinesini Allah aşkına? Çıkar at güneşi. Sen de ha. Gelebilir misin çiçeğim? Ay. Bir dakika gel. Ne oldu çiçeğim? Gördün mü kendini orada? Hı. Kendini gördün mü orada annem? Huba. Deriz huba. Diğeri gülülüyorum. Anneciğim bunu giyeceğim. Bunu giyeyim demiyorum. Anneciğim. Siyahı, griyi de ne fark etmez. Aldım yüreği. Tamamdır bu. Kimse kapıyı. Çok güzel oldu. Anneciğim ben çok güzel oluyor muyum? Sen efsane oluyorsun. Efsane. Yakışıklı güvenlik oluyor. Bu da var ya. Yavrum benim ya. Haklı yakışıklı güvenlik olacağım diye. Olmak istiyorum. Size ne? Size ne? Sen zaten yakışıklısın. Anladın mı? Yok. Gözlerim olursa bir tane. Siyah simsiyah. Anneciğim. Öbürü siyah mı? Şey, siyah mı? Lacivert mi? Onu şey. Annem. Gıdı 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 gıdı. Göremiyorum seni. Ay kurban olurum. Ters giymişsin. Alper. Arkamı dur. Arkamı. Ne yapayım?
Allah'ım yemin ediyorum Allah'ım. Bağırma, pantolonu ters giymiş. Fermuarlı yeri yavaş yapma. Fermuarlı yeri arkaya giymiş, arkayı öne giymiş. Ters giymiş. Ay ay ilahi ya. Bizi çok güldürüyor gün içinde Yakup. Allah'ım seni de güldürsün anneciğim ya. Allah'ım seni hep güldürsün. Of ya. Kuzum benim. Abi ablası yardım eder misin? Abi benim işim var şu anda. Alar mısın bunu? Alar mısın bunu? Sen bunu niye giyiyorsun ki evde? İyi tamam al hadi. Akşama bir de kadar. Gerçek kalkanım olmasın. Kaç, ah, kaç posta? Böyle mi? Giyiniyorlar ya Rabbim. Aa, böyle mi? Neyse öyle mi? Yok öbür tarafa. Bakayım. Şey ne bu? İleri git de göreyim. İyi çok güzel oldu. Bak onun da beli oldu. Ha kızım. Ha annem. Çiçeğim. Abisi. Abisi. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Annesi. Annesi. Sen çok tatlısın. Dene. Bu ikisinin beli oldu değil mi? Oldu. Ha? Bunun beli bayağı sıkıyor. Anneciğim bir kere koyur musun? Canım annem. Canım annem diyen billerini yerim senin. Ben de senin tatlı billerini yerim. Sen çok akıllı bir çocuksun biliyor musun? Evet. Ben çok akıllısın, çok şey evet ben? Abinin dediği gibi çok merhametlisin. Ben? Sen de öylesin anneciğim. Evet. Allah çok şükür hepimiz güzel yetiştiriyor diye mi düşünüyorum? Oldu. Ha? Bol oldu, şöyle yapalım. Dur ben bir bakayım annem, bekle. Şimdi Ali'nin çekmecesini düzenledim, sıra benimkinde. Çok bir şey yok zaten, ben fazla kışlık ben olarak da kalın kıyafet pek fazla giymiyorum. Hı? Çünkü... şey. Al. Yapma. Dolaba yapma. Pek kalın giymiyorum. Bakayım. Kalın mı? Bu deli mi bu? Şey pardon dar. Yok dar değil. Sen takamam. Bakayım arkanda. Arkanda. Tamam. Dur. Anneciğim. Annem. Baksana. Giy hadi sen de onu ters giyiyorsun yine. Bunu giy. Ah. Böyle yavrum. Sonra onların hepsini katla. Sen ya da şöyle bir yere koy, ben ayarlama yaparım. Git Ayto abinin düğmelerini bağla. Allah'ım. Yakışıklım benim. Ya. Düğmelerini takalım mı ki hava sıcak, böyle açık kalabilir. Havalı oluyorsun. Tam böyle. Yok annem bu çok sıkıyor. Düğmesi çok tatlı. Dur ben bakarım annem. Bekle. Bu arada sanki bir sıcak çöktü. Ya biz hareketliyiz ondan. Yok. İçeri girdim sıcak. Ya böyle. Tamam. Ne oldu onu niye hemen geri çıkardın? Bakacaksın mı onun beline bak. Çiçeğim. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Buna bakar mısın? Arkanda? Hayır. Yok bu biraz şey. Öbürleri ama çok iyi oldu bak. Siyah, gri. Nerede benim öteki yerim? Sen bir ters düz yap onları ama ha. Şimdi ne yapalım? Bunları poşetleyeceğiz. Bu minik kuşu şöyle biraz kenara alayım. Sen böyle geç bakayım. Annem yavaş. Şeyi sallama. Öbür içeriden bana şunu getirir misin? Niye? Çok inanıp görmüyorum. Tamam onlardan giysene işte. Yavaş aynen. Bak İndi düşecek ya. Ha yavaş. İndiriyor. Ha? İndiriyor.
Şöyle şurada dursun, bu baz altına koyulacak. Bugün kaçıncı kıyafet çıkartması bu ailenin? Allah'ım yarabbim. Hı? Ne oldu çiçeği? Nilay. Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Şimdi bunları buraya koyalım. Beşiğin içindeydi bu çamaşırlar. Hepsini Nilay'la beraber katlayalım, değil mi kızım? Değil mi annem? Ne kızım? Güzel kızım benim. Hı, ne oldu anneciğim? Ne oldu çiçeğim? Akşama kadar ablasının sınıfından her gün onun sınıfına giriyor, çıkıyor. Küçük fenomen. Okulda öğretmenleri çok seviyor. Kızım. Sen onu neden ağzına alıyorsun bakayım? Aha, benim bu çekmece düzenleme işlerim hiç bitmiyor. Ver bakayım. O kadar çok ki. Her gün birininkini yapıyorum. Bu kiminkiydi? Bu Aytun'unki olması lazım. Ne oldu anne? Ne oldu aşkım? Hı? Ne oldu çiçeğim? Bir takipçim yazmıştı ya bana, Göknur ve çamaşırları diye bir kanal aç diye. Bazen çamaşır katlarken o geliyor aklıma. Diyorum Göknur ve çamaşırları adlı vlogumuza hoş geldiniz. Ne yapabiliriz? Şimdi bunları katlayacağım biraz. Biraz önce anne ile benim çekmecelerimi düzenledim. İkimizin kalın kıyafetlerini koydum bir poşete.
Bazanın altına kaldıracağım. Yakup'un. Ondan sonra birazdan da yemek işine başlayacağım. Bakalım şey olmuş. Bu ya. Bu Nilay'ın, bu Nilay'ın. Nilay'ınmış bu. Ne yapıyormuş Nilay? Nilay da annesinin yanında annesini seyrediyor. Ya. Benim güzel kızım annesini seyrediyor. Bu işleri bitirdikten sonra saat 4 olmuş. Birazdan gideceğim. Mutfağa gireceğim. Yemek yapacağım. Bu kimdi ya? Bu. Hiç bakmadan katladım. Raytu. Bu arada çok sıcak çöktü ya. Ya ben çok sıcakladım çamaşırlarla uğraşıyorum diye. Bilmiyorum. Normalde böyle kırışmıyor arkadaşlar. Bu çamaşırlar bekledi 2-3 gün katlayamadım. Ondan dolayı kırışmış şu anda. Ödeyim mi? Dersler ve fotoğrafımı çekmişler. He? Ne olmuş oğlum? Okulda ve fotoğraf çekmişler. Kızı yüzünde ne var? Kusmuşsun gene. Normalde içine saat şey koyuyor işte ketçap mayonez.